%15, doğalgazda %12 zam geldi. Vatandaş bu zamdan etkileniyor mu? Ya zam neye gelmiyor ki abi? Elektriğe, suya diyorsunuz. Her şeye zam var zaten. Neden böyle 5 5'e zam geliyor abi? Vatandaş üstüne çok büyük. Demek ki ekonomi biraz zayıfladı. Başka bir şey yok yani. Ekonomi zayıf olunca mecbur zam gelecek. Başka bir şey değil yani. Peki abi, yarın erken bir cumhurbaşkanı seçimi olsa oyunu kime verirsin? Hayır, her zaman reisindir. Reisten başka oy vermem. Kime, hangi reisi dayı? Tayyip'ten başka reis mi var abi? Neden? Reis abi. Ne iş yapıyorsun abicim sen? Ben serbest çalışıyorum. Serbest derken evet. Şu an elinde bulunan hali hazırda evet. Ekmeğini yediğin bir sektör yok mu? Ya çalıştığım yer var, kurum var. Tamam, ben şu anda ne kadar maaş alıyorsun? Asgari ücret. Asgari ücretle evet. Çalışıyorsun. Çoluğun çocuğun var, evlisin. Evet. Ve hala reisime oy vereceksin. Ben reisten başkasına vermem. Hiç ekmek vermiyorsam. Neden? Yine reise. Neden ama? Karnın doymuyor, açsın. Biz bu ülkede, bu ülkenin sokaklarında tamam, evet. Huzurlu, rahat bir şekilde dolaşamıyoruz. Niye dolaşamıyorsun? Neden hala reis? Niye? Karnın doyuyor diye makarna yiyorsun diye reis mi? Hayır, çok saçma bir durum değil mi? Senin çoluğun çocuğun var. Tamam, onların kendi çocuğunun geleceği için, çocuğunun daha iyi yerlere gelebilmesi için. Tamam da onların neden daha iyi yerlere gelmesi onların için? Onların iyisini söyleyin. Ondan iyisini göreceksin kim, işte. Tayyip diye tutturursan zaten daha iyisini göremezsin zaten ki. Zaten yok ki görelim. Tayyip ne yaptı? Yok ki görelim. Ay yok abi, birazdan şeye saracağım. Arkadaşlar, elindeki telefon kendilerine göre bir fikir var. Boş ver. Ay yok, biz zaten. Ben böyle bir kuşağı kendim ama bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şey bilmiyorsun diyordu ama fakat şöyle bir durum var ortada. Yani X kuşağının hiçbir şeyin farkında olmaması ve belli bir düşüncenin üzerinden gitmesi çok saçma değil mi? Yani neden bir şeyleri açık değiliz? Neden bir şeyleri öğrenmiyoruz? Neden bir şeyleri anlamıyoruz? Veya öncesinde yapılanları neden bugüne uyarlıyoruz? Sene 2021. Absürt, birazdan dayı benim telefonuma saracak. Şey diyecek hatta, hani burada takılıyorsun, cebinde paran vardır. Altındaki pantolon ne kadar? Merhaba dayı. Merhaba. Gel beraber konuşalım. Gel. Sorunuz neydi sizin? Elektriğe %15, doğalgaza %12 zam geldi. Tamam ama dayı diyor ki ben vereceğim. Siz verir misiniz onu Tayyip'e? Evet. Neden? Neden vermeyeyim? Neden vermelisin? Önce benim sorduğum soruyu yanıtlamalısın. Sen neden vermemeliyim? Çünkü ben bu ülkede kendi özgürlüğümü yaşayamıyorum. Çünkü ben bu ülkenin yasalarına ve kurallarına aykırıyım. En son çıkarılan yasa, hayvanlara cinsel ilişki, hayvanlar için bir yasa geldi. Ama yasada şöyle belirtiliyor. Hayvanlarla cinsel ilişki yasayanlara ceza verecek. Yasayı tam olarak hatırlamıyorum. Cinsel ilişki iki kişinin birbirinin rızasıyla yaşadığı ilişkiye denir. Hayvanların rızasını elde edebilmesi mümkün değil. Bu hayvana tecavüz olur. Yasada bunu cinsel ilişki diye belirtemezsin. Bu yasayı kim belirtiyor? Hayvanların rızasını nasıl elde edeceksin? Bu nasıl bir cinsel ilişki olabiliyor? Bu cinsel ilişki değil, tecavüzdür. Alkışlayın. Teşekkür ettim, eyvallah sana. Ben dinlemedim, sorun mu? Tamam, özgür yaşıyorum. Tamam, özgür yaşıyorum. Rızkı onlar. Hayır, bak. Rızkı sana devlet vermiyor. Rızkı sana Allah veriyor. Benim devletim bana sağladığı bir iş yok. Bir olanak yok. Bir dinle beni, bir dinle. Ne yapmalıyım? Ne yapmalısın? Git çalış amına koyayım, ne yapacaksın? Sen ne iş yapıyorsun? Dövizciyim. Dövizcisin, babadan kalma parası var. Babadan para yiyor. 3 yıl, 5 yıl sen bu ülkede sadece çalışan bir yerlere geleceksin. Beni dinle. Ama ülkenin bana sağladığı hiçbir olanak yok. 3 yıl. 3 yıldır kaç yaşındasın ki ticaret yapıyorsun? Boş yapıyor, neyi savunuyorsun? Neyi savunuyorsun? Tamam, dövizcisin. Çok kalabalık olayım abi. Ne lan? Gel şimdi kaybol. Tamam, sen sor hadi. Abi, elektriğe %15, doğalgaza %12 zam geldi. Vatandaş bu zam hakkında ne düşünüyor? Vatandaşın bir şey düşünecek hali kalmadı. Bize kışına bıraktık. Allah sonumuza hayır eylesin. Şu an oy verme olayında da herkes adına konuşuyorum. Bütün arkadaşlarım adına, kimse kimseye oy vermeyecek. CHP'ye oy vermeyin. Ne zaman ki böyle kendimize göre dürüst, artık yalan söylemeyen birine inandığımız anda artık ona oy vereceğiz. Şu anda öyle bir adam da göremiyoruz. Vallahi Allah sonumuza hayır eylesin. Ama ben başka bir şeye daha değineceğim. Yanlış anlaşılmasın. Şimdi millet diyor ki, arkadaşım bu kadar ağlıyorsunuz, sızlıyorsunuz. Cebinizde diyor 3.000 liralık, 4.000 liralık, 10.000 liralık telefon var. Vatandaşımız o kadar düşmüş halde ki 10.000 liralık telefondan medet umup kendisi onunla seviniyor. Artık ne haldeyiz siz düşünün. Yani bırakın da telefonla sevinelim, anladınız mı? Yok, herkesin altında araba var. Bu otobüs durumunda, bu devletin taşımacılık durumunda ben karımı, kız kardeşimi otobüse, belediye otobüse bindirmem abi.
affedersiniz yemem içmem ama araba alırım gene karımı kız kardeşimi bu otobüslere bindirmem. Yani şöyle söyleyeyim, onun oyu var bunun buyu var demesinler. Millet diyor ki otoban yapılmış, yol yapılmış. Bir kere otobana çıkmalarını istiyorum, başka bir şey demiyorum. Benim bir evimde Balıkesir'de, Balıkesir'e giderken 170 lira yakıyorum, 400 lira otoban parası veriyorum. Bu adalet değil. O yüzden kimse büyük konuşmasın, herkes yaşasın. Yaşamayan adam, adam asgari ücret alıyor, devlet bize yol yaptı. Kaç kere çıktın o yola? Ben otobana bir kere çıkıyorum, bir bakıyorum cebimde para kalmamış. Bir de otobandan da çıkamıyorum. Tabelaları öyle güzel ayarlamışlar ki. Navigasyon direkt beni oraya götürüyor. Girdim içeriye çıkamıyorum. Navigasyon çıkartmıyor. Abi herkes yolunda. Ama Allah sonumuzu hayırlı eylesin. Ben başka bir şey söylemiyorum. Daha önce kime oy verdik abi peki? Ben AK Parti'nin ilk zamanında AK Parti'ye oy verdim. İlk zamanında verdim. Ondan sonra da kimseye oy vermedim. Oy atmıyorum abi. Bundan sonra da kimseye oy yok. Adam gibi adam gelene kadar kimseye oy yok. Kimse yanlış anlamasın. Bu benim şahsi düşüncem. O yüzden ben şahsım adına kimseye oy vermiyorum. Teşekkür ettim abi. Ben teşekkür ettim. Abi elektriğe %15, doğalgaza %12 zam geldi abi. Vatandaş bu zamlar hakkında ne düşünüyor? Şimdi ne yapıyorlar biliyor musun? 100 lira fark veriyorlar, 300 lira üstü alıyorlar. Bu ne oluyor? 5 liraya 1 lira zam yapmışlar. 6 liraya çıkmış. Ne oluyorlar? 4 liraya 25 kuruş zam yapıyorlar. 1 lira 75 kuruş fark alıyorlar. Ne oluyor? Alıştırdılar bizi. Biz de ne yapıyoruz? Tek ışık yakıyorum, tek. Evde. Televizyon çalıştığı zaman da 1 saat falan, 2 saat en fazla izliyorum. Avrupalılar öyle yapıyormuş, biz de öğreniyoruz. Onun dışında televizyonda iyi bir şey olmazsa televizyon da kapalı. Bir tek buzdolabı çalışıyor. Balkonda oturuyorum. Mahallede yanan ışıklar var ya, o ışıklara bakıyorum. Ondan geceyi geçiriyorum. Ondan sonra da kafayı vurup yatıyorum. Peki abi saray tasarruf yapıyor mu? Aynı senin yaptığın gibi. Nasıl yapsın kardeşim? Durmadan orada çark dönüyor. Ne, olur mu öyle şey? Onlar ne yapıyorlar? Mamullerin üzerine zam yapıp elektriğe yapılan zamı oradan çıkarıyorlar. Ben kendim bunu ev için söylüyorum. Evdekiler için söylüyorum. Sanayi anladık. Sanayi %90 elektrik sanayide kullanılıyor. De ben %10'una hitap ediyorum. Çünkü başka çaresi yok. Doğalgaza da öyle. Ne yapıyoruz? Topluca bir yemek pişiriyorum. Bu yemek bana 4 gün gidiyor. 4 gün. Bir şey sorayım abi. Yarın erken bir cumhurbaşkanı seçme olsa oyunu kime verirsin? Bu şartlar altında hiçbirine vermeyeceğim. Sağa bakıyorum bir şey yok, sola bakıyorum bir şey yok. Verdik önce, verdik de ne gördük ki? Vereceğimizden ne göreceğiz ki? Daha önce kime verdik abi? Kime mi verdim? İki seçimde de birine verdik. İsmini vermeyeyim, şimdi hiçbirine vermek istemiyorum. Ne olur, versen ne olacak ki? Demirel rahmetli derdi ki, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Ne yapmışlar? Zam yapmışlar. Zam yapmada bunların teminatı oldu. Onun için artık bundan sonra konu Fransız olacağız. Kenarında kalacağız. Elektriğe %15, doğalgaza %12 zam geldi. Sen bir genç olarak bu zamları nasıl karşılıyorsun? Ya abi şöyle düşünüyorum. Geçen sene yaz aylarında doğalgaz bulduk diye bir sevindik. Televizyon yayınları falan yapıldı. Hani ben çok takip etmem böyle şeyleri ama böyle insanları bir umutlandırıp ondan sonra bu tarz şeylere zam yapmak bence hoş değil. Ya da en azından bulduğumuz şeyi daha böyle mantıklı bir şekilde açıklamamız lazım. Hani bu bizi kurtarır anlamında değil de hani şöyle bir şeye yaramıza sargı olur anlamında şey yapmamız lazım. Herkes umutlandı şimdi zam yapılmış. Zaten her şeye zam yapılıyor. Bir torba bir şey alıyorsun marketten 100 lira tutuyor. Yani hiçbir ihtiyacını da karşılamıyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Teşekkür ederim. Peki yarın erken bir cumhurbaşkanı seçim olsa oyunu kime verirsin? Abi açık konuşayım. Ben kimseye bir güvenim yok şu an yani. İktidara da vermem ama iktidarın karşısındaki kişilere de pek bir güvenim yok açıkçası. Kararsızım diyorsun. Kararsızım aynen öyle. Eyvallah teşekkür ederim.